Evet bugün arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili 5 soru çözeceğim. Osmanlı'ya katılan ilk beylik sorulmuş. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beylik arkadaşlar Karesi oğullarıdır. Karesi oğullarının önemi büyüktür bizim için. Osmanlı Devleti'nde Rumeli'ye geçişte önemli bir rol oynamıştır. Denizci bir beyliktir. O yüzden arkadaşlar Rumeli'de ilk toprağımız olan Çimpe Kalesi'nin alınmasında önemli bir rolü vardır. İkincisi Osmanlı'da hangisi? Alınan ilk vergi sorusudur. Osmanlı'da alınan ilk vergimiz bac vergisidir. Bac vergisi pazar yeri vergisidir. Osmanlı'da alınan ilk vergi olarak tarihe geçmiştir. Avarız vergisi olağanüstü zamanlarda alınan bir vergidir. 2. Beyazıt döneminden itibaren alınmıştır. Çift bozan vergisi de önemli bir vergi. Sınavlarda çok gelir. Tarlasını iki sene üst üste ekmeyen kişilerden alınan vergidir. Amaç nedir burada? Üretimin devamını sağlamak için çiftçi cezalandırılır. Yani iki sene üst üste tarlasını ekmezse çift bozan vergisi alınır. İlk Osmanlı camisi sorulmuş. Osmanlı'daki ilk Osmanlı camisi Hacı Özbek camidir. Peki Bey Cami ne? Bey Cami yok arkadaşlar. Bey Sarayı var. Bey Sarayının önemi neydi? Bey Sarayı Osmanlı'da yapılan ilk saraydı. Kendisini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak kabul eden Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik hangisidir? Cevabımız tabii ki de Karamanoğlu. Karamanoğullar arkadaşlar önemlidir. Kendilerini kınık boyundan geldiklerini iddia etmişlerdir. Ve Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik olarak tarihe geçmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey'in de sözü önemliydi. Neydi Karamanoğlu Mehmet Bey'in sözü? Bundan sonra deryahta, sarayda Türkçeden başka dil konuşulmayacak demişti. Ve arkadaşlar Kanamanoğlu Devleti'nin resmi dili Türkçedir. Bunu da bilmemiz lazım. Yani milliyetçi bir beyliktir. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bölgenin adı sorulmuş. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bölgenin adı Bitinya'dır arkadaşlar. Bitinya bölgesi önemli. Zonguldak, Bursa, Kocaeli, Bilecik bölgelerini kapsayan bir bölgedir. Önemlidir. Map kitabına eklenmiş bir bölgedir. Bunu da bilmemiz lazım. Kilikya ve Kapadokya bunlar arasında değil. Ama Bitinya'yı kesinlikle bilmemiz gerekir. Bitinya önemli bir bölge. Teşekkürler.